Ankara stüdyomuza Profesör Doktor Mesut Akkıcaş'ın da geldi. Mesut Hocam merhaba, hoş geldiniz. Size de soralım. Şimdi aslında o çaresizliği konuşuyoruz. Orada yaşayan milyonların neler hissettiğini konuşuyoruz. Siz Amerika'nın çekilme yöntemine dair ne söylersiniz? Çekilme planına dair, daha doğrusu plansızlığı mı desek, siz nasıl yorumladınız o görüntüleri? Teşekkür ediyorum. Ali kardeşimiz orada. Amerikalı kardeşlerimize mesajlarımızı iletiyor her hafta ama Amerikalılar biraz nasıl söyleyeyim anlamakta understanding ability dediğimiz gerileme var. Yani neden? Şimdi Sayın Komutanımız çok iyi ifade etti. Bir ordunun Mustafa Kemal'in dediği gibi aslı zabitan ve astsubay kuvvetidir. Yani Erat'la beraber Türk ordusu da böyle ender bir ordu. Ve Türk ordusu model olarak alındığı zaman burada Kurtuluş Savaşı işte 30 Ağustos geliyor, 26 Ağustos. Nasıl böyle 1'e 8 olması gereken taarruzi kuvvetlerde Yunan kuvvetleri bu kadar tahkim edildiği halde arkasında İngiltere gibi kocaman bir imparatorluk olduğu halde nasıl 26 Ağustos'tan 30 Ağustos'a 4 günde paramparça edildi Yunan ordusu? İşte orada Türk ordusunun nasıl bir ordu ortaya çıktı? Şimdi gelelim Amerika'nın hatasına. Amerika Birleşik Devletleri birincisinde galip geldi. Nasıl Sovyetler Birliği'ni mağlup etmek için Taliban'ı kullandı. Çünkü orada bir ideolojik savaş vardı ve komünizmin durdurulması ve Sovyetler Birliği'nin başarısız kılınması için Amerika Birleşik Devletleri çok tehlikeli bir silah olan o zaman için tank savar ve uçak savar silahlarını yerel ortağımız dediğimiz Taliban'a verdi ve Sovyetleri mağlup etti. Artı aynı şekilde komutanın dediği gibi Sovyetler Birliği de kendisinin olmayan bir ülkeyi işgal etmek suretiyle Hint Okyanusu'na çıkmak istedi ve başarısız oldu. Ve orada ben Amerika Birleşik Devletleri'ni okurken F-16 projesinde Amerikalılar Taliban'lara hero diyordu. Kahraman, veren. Nasıl oluyor da bir günde bunlar terörist oldular? Oldular. Amerika'nın çıkarlarına ters gelince isterseniz yamyam bile yapar sizi. Şimdi buradaki stratejik bozukluk nerede var? Dedi ki 11 Eylül'ün sorumlusu burası. Ve hem Irak işgal edildi hem Afganistan eş zamanlı olarak. Peki buraya kadar tamam. Nasıl oldu bu kuvvet teksifi burada? Önce stratejik B-52 bombardıman uçakları. Ondan sonra Tomahawk'lar ve Amerikan uçak gemilerinden kalkan uçaklardaki bombardıman yoğun İHA'lar dahil bir baskı altında tuttu ve bundan sonra Amerika her zaman olduğu gibi müttefiklerini yanına aldı. Ve kuvvet teksifini 110 bine kadar çıkardı. Bütün bu ordular içerisinde tek Müslüman olduğu NATO ülkesi olan Türkiye'ydi. Ve dikkat edin Türkiye'ye karşı bir direniş olmadı. Fakat komutanın dediği gibi Afgan ordusunu eğitmekte ikinci sınıf adam muamelesi yaptı Amerika. Hor gördü onu. Ve o hor gördüğü gibi esasında sosyolojik olayı çözemedi. Yani neden Taliban rezistans ve direniş gösteriyor Amerika Birleşik Devletleri? Amerika CIA her şeyi biliyorum diyor ama hiçbir şey bilemedi çıktı ortaya. Başarısız oldu bir. Yani Amerikan strateji uzmanları da şunu söylüyorlar. Vietnam'daki gibi kaçan bir Amerika bu. Burada daha vahimini gördük. Yani 1975'ten çok daha vahim bir ortay var. Evet. Bana göre Amerikan prestiji, inanırlığı kaybedilmiştir. Dün söyledi. Bayan Merkel de şikayetçi buna. Fransa da şikayetçi. Neden? Amerika geri döndü dedi. Şimdi Ali Bey Amerika'da welcome on board. Hoş geldin. Ben de uçaktan şimdi geldim. Geri döndün. Nasıl geri döndün? Büyük bir başarısızlık Biden'ın dış politikası. Yani bir kere NATO müttefikleri Amerika'ya kinliler ve kızgınlar. Niçin kızgınlar? Yarın bir gün nasıl Afganlıları bıraktıysa müttefikleri de yarı yolda bırakır. Güvenilirliğini kaybetmiştir Amerika. Danışmamış En önemlisi bile bu. hocam. Danış, Efendim? bilgi bile vermemiş. Ha, şimdi bu çok önemli. İkinci husus şu. Amerika gitti, tamam. Bu gördüğümüz insani felaket. Ben söyledim, sonun başlangıcı demiştim. Son konuşmamızda CNN'de. Fakat şöyle bir hadise var. Acaba Afganistan'ın durumu ne olacak? 40 milyon insan var. Yılda 85 milyar dolar. Büyükelçim benden çok daha iyi bilir. Geliri var. Bu gelirin büyük bir kısmı uyuşturucudan ama %5'i ancak halka gidiyor. 80 milyondan fazlası kime?
oradaki baronlar, silah kaçakçıları ve işlemeyen bir ay adam çalışıyor, hasat yapıyor haşhaştan ve o da eroine ve kokaine dolaşıyor. Rusya üzerinden, Balkanlar ve Türkiye üzerinden Avrupa zehirleniyor. Şimdi böyle bir ülkeyi yatırım yok, iş yok ve insanlar genç yaşta işsizler ve ortada çekilen bir Amerika ile çöken bir ülke var. Bakın şöyle söyleyeyim, Afgan tarihine bakıldığında ne Rusya ne İngiltere bunu yapmamıştır. Bu bakımdan tarih önünde Amerika çok büyük bir sorumluluk almıştır. Bir. İki, şimdi bundan sonrası ne olacak? Komutanın söylediği çok önemli. Biz kendimizle ders alıyoruz. Bir, bir defa tampon ülke durumuna düşmememiz gerekiyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dedi, burası yol geçen anı değil. Evet. Sınırlarımızı iyi korumamız lazım. Milli Savunma Bakanımız da söyledi bunu. Türkiye tedbirlerini alıyor. Ve karşı propaganda var. Maalesef içimizde bazıları, Türkiye sınırı delik deşik falan. Sınır namustur, hudut namustur. Türk askeri bunu böyle biliyor. Araya kızmışlar olabilir. Ve geçen konuşmamızda da ifade edildi. Bu 40 yıllık savaş içerisinde çeşitli vesilelerle gelen Afganlılar var Türkiye'de. Bu son kaçış içerisinde de Amerikalıların tahliye ettiklerinin bir grubu var. Ama Sayın Komutan'ın ifade ettiği gibi yarın Taliban sözünde durmaz. Burada şiddete başvurur. Çocukları, kadınları sen şeriata karşı geliyorsun diye bunları öldürmeye başlarsa bu çok büyük bir tehlike değil. İnsani açıdan, hukuki açıdan ve sosyolojik açıdan. Nitekim baktığımız zaman Avrupa Birliği diyor ki biz çıkış yolu yapalım. Çıkış yolu nerede? Komşu ülkeler. Peki nereye gidecekler bunlar? Rusya'ya gitmezler. Çin'e gitse öldürecekler. Besbelli burada. Ve Doğu Türkistan meselesi var ortada. Rusya hemen sınıra askerlerini koydu BDT'ye göre. Geleni vururum dedi. İran ve Pakistan Türkiye'ye gelecekler. Ve oradan da Avrupa'ya kaçmak isteyecekler. Şimdi Sayın Merkel ve Sayın Fransa Cumhurbaşkanı biz Türkiye'yle ortaklık yapalım. Ya kardeşim Türkiye aklın başına yangında mı geliyor? Türkiye çok önemli bir NATO ülkesi. Hı hı. Türkiye'nin sınırları NATO'nun sınırları aynı zamanda. Evet. Avrupa Birliği'nin sınırları. Demek ki burada geçen defa konuştuğumuz gibi meselenin Pakistan-Afganistan sınırında durdurulması gerekiyor. Yani bu iç savaşa dönüşmeden Birleşmiş Milletler'in görevi... Bize kadar gelmeden diyorsunuz. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri en yetkili şahıs diyor ki efendim diyor biz diyor şey yapalım sınırları açtırtalım. Ya iyi de açtır da Türkiye burada han değil ki ya gelsin insanlar burada şey yapsınlar. Burada müsebbibi kimse Amerika bunları eğitti casuslarını alsın götürsün. Irak'ta da eğitti aldı götürdü. Hı hı. Burada bir fark var yalnız. Şimdi Ali Bey'e soruyorum. Şimdi Vietnamlıları Korelileri Amerika aldı eğitti ikinci jenerasyona geldi ve dikkat edin. Onların bir kısmı Budist, bir kısmı da Hristiyan. Onları kabul etti. Bunları kabul edecek mi bir? İkinci husus, arada bir ırki bir şey var, ayrımcılık var. Gördünüz, ateş açıldı ya insanlara. Uçaklardan düştü, bu bir felaket yani. İnsanın kabul edemeyeceği bir şey. Bir insanı bu kadar zavallı hale düşürmek, buradaki giden işgal kuvveti denilir. Nasıl ki Almanlar, İkinci Dünya Savaşı'nda farklı şekillerde insan haklarını ihlal ettilerse bugün insan haklarının şampiyonu şu manzaraya bak yani bu kabul edilebilir mi? Bu pilotun tak gaz kesmesi lazım orada. Gidemez yani. Talimat veriyorlar gitsin diyor hocam onun için. İşte yani diyor. Ama neden komutanım yani bu durumda... Yani şu andaki Amerikan başkanının Taliban'ın başındaki adamdan ne farkı var? Ne farkı var? Hiç farkı yok yani. Yani bu insani bir suç ya. Yani motor kapar ya komutanım yani evet. Adamı. Nitekim yani. Bilemiyoruz motorun kaptığı adam da var mı yani. Bir tanesi inişte ölü bulunmuş şeyde. Arkada. Evet düşenler hayatını kaybedenlerin olduğunu biliyoruz tabii. Sayıyı tam net bilmiyoruz yani ama. Ben şunu söyleyeyim. Belki Ali Bey'e sorun bu. Evet. Amerikan halkı bunu nasıl karşılıyor? Ama en önemli soru şu. Amerika bunun bedelini nasıl ödeyecek? Rusya çok seviniyor. Çin çok seviniyor. Çok sevinenler bunlar. Ama biz buradaki insanları kardeş gören Türkiye olarak çok üzülüyoruz. Fakat üzüntü orada kalsın. Türkiye'ye gelmesinler hocam. Kimin ne işi varsa orada halletsin. Türk halkı istemiyor çünkü. Ben sokakta kimle görsem istemiyoruz diyorlar.
Mesut Hocam, o Ali Çınar'a sorduğunuz soruyu aslında biz siz gelmeden konuşmuştuk ayrıntılı bir şekilde. Seyircilerimiz aslında o sorunun yanıtını almıştı. Size de bu soru için teşekkür edelim. Siz de göç dalgasına aslında işaret ettiniz. Onu da birazdan konuşacağız.